Selamun Aleyküm. Boruyu çıkarttım öyle geldim. Böyle daha güzel olacağını düşündüm. Şuraya baktığınızda ne görüyorsunuz? Yani şu grafiğe baktığınızda şöyle boydan boya bir bakın. Ne gördüğünüzü da not olarak eklemek istiyorum. Şimdi borsa İstanbul gerçekten yani BIST 100 gerçekten çok güzel bir şekilde ilerledi arkadaşlar. Bunun için aslında kripto para tarafına birazcık bakmamız lazım. Yani örnekleme borsa olarak örneklemeden bahsediyorum. Evet, iki tarafı aslında çok böyle karşılaştırmamak gerekiyor. Birisi manipüle edilmeye çok basit bir tarafken Yeri o kadar basit olmuyor. Edilemiyor mu? Edilebiliyor. Tabii ki de bunlar tamamen ayrı mevzular. Ama şimdiki konumuz bu değil tabii ki de. Ee, şimdi bir şişmişlik durumu söz konusu. Şimdi bu olayı size özetleyebilmemek için benim Önceden bir şeyi göstermem lazım. Onun için ne yapıyoruz? Bitcoin grafiğini alıyoruz. Burada görmüş olduğunuz üzere Bitcoin grafiği gerçekten çok güzel seviyelere kadar ilerledi arkadaşlar. 70 bin dolar seviyelerine geldi. 15 bin şey 15 bin dolar seviyelerinden filandı yani o seviyelerden falan geldi. Ve herkesin aklında şu var. Uçuyoruz. Yani kesin 100 bin dolar ve 150 bin dolar. Fakat piyasanın tam olarak burada düşmesi için çok güzel bir haberin piyasaya sürülmesi gerekiyordu. Bu da neydi tam olarak? Tabii ki de Alman hükümetinin elindeki Bitcoin'le satıyor furyası. Onun öncesinde ETF olayları oldu, başka olaylar oldu, piyasaya çok güzel haberler sürüldü, sonra kötü haberler ve piyasanın düşmesi için altyapı tamamen hazırlanmıştı. Piyasada bu hazırlanan altyapıya çok güzel bir ayak uydurdu, hemen akabinde de piyasa çok güzel bir şekilde düştü arkadaşlar. Altcoin'lerin çoğu %30-%40 seviyelerinde düştü, Bitcoin de yine baktığınız zaman o da güzel seviyelerde düştü. Tabii Bitcoin %1 düşerken altcoin'lerde ciddi anlamda geri çekilmeler yaşanıyor. Şimdi biz endeksine geri dönelim. BIST endeksi içinde düşmesi için bir altyapı sanki hazırlanıyormuş gibi geliyor arkadaşlar. Yani burada aslında sizlere korku panik endişe içerisine sunmak istemiyorum. Çünkü benim aslında odaklanmak istediğim noktalardan bir tanesi. Biz yani Borsa İstanbul'a yeni başlayan yatırımcılar. Yeni başlayan yatırımcılar tam olarak piyasanın ne anlama geldiğini, grafiğe baktığında onun ne yaptığını çözemediğinden dolayı çok ufak bir uyarıda bulunmak istedim arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken noktalardan bir tanesi şu. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bugün İsrail ile alakalı bir olaydan bahsetti. Eğer dedi İsrail, bakın İsrail şu an mevcut olan savaşı bitirmezse daha büyük bir savaşın eşiğine gelebiliriz dedi çok küçük bir şekilde aslında sinyal verilmişti. Ve buna bağlı olarak da borsa İstanbul'a giren yatırımcıların sayısına baktığımızda da ciddi oranda bir yükseliş var. Tabi yabancı yatırımcıların kaçtığını göz önüne alırsak bu aslında bizim için birazcık risk. Neden? Yabancı yatırımcı salak mı kaçıyor bu İstanbul borsasından? Tabii ki de salak değil bu adamlar. Tabii ki de bu adamlar akıllı yerlere yatırım yapmayı isteyen adamlar. Şu an için alacaklarını aldı. Bizim borsa İstanbul çok güzel şekilde ilerledi. Şu an baktığınız zaman da belli başlı hisse senetlerinde de zaten yükselişler devam ediyor. Ama bunun aynısını kripto para tarafına da baktığınızda görebilirsiniz değerli arkadaşlar. O yüzden büyük buhranın Yaklaştığına dair böyle kendimce ufak e, bir düşüncelerin içerisine kapıldım. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Ama dediğim gibi video içerisinde anlatmış olduğum olaylar herhangi bir yatırım tavsiyesi olmamakla beraber sadece gördüğüm olayları sizlerle paylaşıyorum. Onun haricinde alım satımlarınızın kararlarını tamamen kendiniz verin. Videonun başında da zaten bu konuyla alakalı uyarılarımı yapmıştım. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize çok güzel, çok şirin, çok ponçik bakın.